Arkadaşlar yeniden merhaba. Yolalanta 70'in kendi fabrika üretimlerini tanıttığımız video serisinin ikinci videosuyla karşınızdayım. Bu videoda da ikinci bankadaki 8 tane üretimin tanıtımını yapacağım. Şöyle listeden de kısaca gösterelim. İkinci bankanın birinci üretimi 8 bit. Yani bu da 4 tane 8 bit, 4 tane de 16 bit üretimlerimiz var. Şimdi şunu özellikle belirteyim. Yani bu orgun ki bence yani bu orgu ork yapan en sağlam ritimler bu seri arkadaşlar. Çünkü ben daha önce de bahsetmiştim. Elimde aynı zamanda çok şükür Medeli MC110, işte Roland T40, E70 haricinde bahsediyorum. Korg PA500 Türkiye ve Korg PA800 modelleri var. Haliyle 500 ve 800 modelleri bu orklara göre çok daha üstün ve daha sona üretilmiş orklar. Tabi aslında bu bahsettiğimiz orklar da 10 yıl, en az 10 yıllık geçmişi olan orklar şu an günümüzde yani imkanı olanı daha yüksek teknolojili orklar da mevcut. Yani şunu söyleyeyim, aynı zamanda bir PA500 Türkiye ve PA800 kullanıcısı olarak baktığım zaman tabii ki bu iki orktan da ben memnunum. Özelliklerini, ritimlerini güzel şekilde kullanıyorum ve aynı zamanda orklara da hala da öğreniyorum çünkü zaten bu gelişimin bir sonu yok. Ama şu an birazdan dinleyeceğiniz ritimlerdeki o havayı yani ben bir PA500'de veya PA800'de daha göremedim. Yani bu orgun bu 8 ve 16 bit ritimleri bende ayrı bir yere sahip. Mesela hasretinle yandı gönlümü ben E70'de çaldım, PA500'de çaldım. Yani E70'de çaldığım hali, E40'da da çaldım aynı zamanda. Yani E70'de çaldığım hali bendeki en sevdiğim hali. Bunu da bu şekilde bir belirteyim. Sözü daha fazla da uzatmadan birinci ritmimizle video tanıtımına başlayalım. 21 tuşladık arkadaşlar. 8 bit bir ritmi geldi. Varyasyonumuz kapalı. Lower'ımız kapalı. Advance'imiz kapalı. Ritmin ilk hali. Buyur. Biraz tempo vereceğim. Advanced açıyorum. Lower açıyorum. Atak veriyorum ve varyasyon geliyor. Lower'ı kapatıyorum. Advance'ı kapatıyorum. Yani arkadaşlar şu ritmin softluğunu anlamışsınızdır herhalde yani ne demek istediğimi. Şimdi ikinci ritim. Bu ikinci ritmi şu an canlı performans olarak da bunu ayrıca hazırlayacağım. Ama kanalımda bu arada benim bir havacılık geçmişim de var. Roland T70 hasretine yandı gönlüm diye YouTube'da aratırsanız 2004-2005 seneleri yanlış hatırlamıyorsam o dönemde üniversitedeydim ben. Türk Hava Kurumu'nda planör başlangıç kursuna katılmaya hak kazanmıştım. Ve aynı zamanda bir tane yalnız uçuşum var. Yani bir pilotaj geçmişim de var. Zaten bu solo Türk tişörtleri giymemin vesaire falan sebebi müziğin yanında havacılığa da ilgi duymamdan kaynaklıdır. Bunu zaten fark etmişsinizdir. Oradaki ilk uçuşumda buradan izliyor mudur izlemiyor mudur bilmiyorum ama Yusuf Çetin hocama da saygılarımı, sevgilerimi, selamlarımı göndermek istiyorum. Sağ olsun onun sayesinde uçuşla tanıştık. Bir kere de olsa yalnız başıma bir planörü uçurma fırsatına eriştim. Bu da tabii ki Cumhuriyet dönemine kadar da gidip Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türk Hava Kurumu'nda bu eğitim almak nasip olduğu için
Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ve o dönemki Cumhuriyet'in kurulumunda, bu kurumların kuruluşunda emeği geçen herkesi de bir kere daha minnetle, saygıyla anıyorum huzurunuzda. Tekrardan videoya döneyim. O çalışmada ilk uçuşumun görüntüleriyle beraber MP3 kayıtı yapmıştım ve o resimlerle birleştirip slide halinde bir çalışma yaptım. O çalışmayı da dinlemenizi ayrıca tavsiye ederim. Şimdi bu bahsettiğim Hasretin Yandı Gönlümü çaldığım ritmi sizlere dinletiyorum arkadaşlar. Evet, üçüncü ritmimize devam edelim hızlıca. Tempo veriyorum biraz. Advanced açık. Arkadaşlar, bu ritimle çalabileceğiniz en güzel parçayı söyleyeyim size. Gitme Turnam. Bunda çalmadım. PA500 Türkiye'de çaldığım bir model var ama inşallah E70'te de bunun bir canlı performans videosuna hazırlama niyetim var. İnşallah sizi de en kısa sürede o videoyla buluşturacağım. Hold'u açtım. Lower'ın. Atak. Varyasyon. Lower kapalı. Advance kapalı. Evet. 8 bit 4. Varyasyon kapalı. Lower ve advance kapalı. Buyurun. Biraz tempo verelim. Advance açtım. Lower açtım. Atak yapıyorum ve varyasyona geçiyorum. Lower kapalı. Advance kapalı. Arkadaşlar, Sezen Aksu ve Emrah parçalarını çaldığım ritimlere sıra geliyor. Özellikle 16 bit 1 ve 16 bit 2 ritimleri. Şu an 25 nolu ritim. Yani ikinci bankanın 5. ritmi 16 biti açtım. Varyasyonum kapalı, lower kapalı, advance kapalı. Buyurun. Biraz tempo yükseltiyorum. Advance açık. Lower açık. Atak ve varyasyon geliyor.
kapalı. Advance kapalı. Altı bit 2'yi dinleyelim. 6. ritmimiz arkadaşlar. Buyurun. Yine tempoyu arttırıyorum biraz. Advanced açık. Advanced'ı kapatıyorum tekrardan bir. Advance açık, lower açık. Atak ve varyasyon geliyor. Lower kapalı. Advance'ı kapatıyorum. Sevdiğim ritimlerden biriydi arkadaşlar. Şimdi 16 bit 3 7. ritmimiz. Varyasyonlu ve advance kapalı. Buyur. Advance açık. Lower açık. Atak ve varyasyon geliyor. Lower kapalı. Advance kapalı. Ve 8. son ritmimize de gelelim. 16 bit 4. Varyasyon lower advance kapalı. Ritmi ilk hali. Buyur. Biraz tempo veriyorum. Advance açık. Lower açık. Atak ve varyasyona geçiyoruz. Lower'ı kapatıyorum. Advanced'ı kapatıyorum. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geliyoruz. İkinci karttaki, ikinci kart diyorum, düzeltiyorum. İkinci bankadaki 8 tane fabrika ritmini sizlere tanıtmış oldum. Dediğim gibi slow ritimlerde 8 bit 16 bit ritimlerin ve bu orgun en sevdiğim ritimleri bunlardı arkadaşlar. Sizin de beğendiğinizi umuyorum. Bu videonun da sonuna geldik. Üçüncü bankadaki ritimlerle bir sonraki video serisinde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.